Merhaba herkese. Bugün Ahmet Bekdemir'in konuğuyuz. Ahmet Bey ile yetiş yöneticim ısınamıyoruz. Başlıklı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi kendisi bu konularda bizi aydınlatmaya çalışıyor. Gayretleri için teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e. Biz de elimizden geldiği kadar sitelerde, konutlarda, toplu yaşanılan yerlerde bununla ilgili yaşanılan problemleri Ahmet Bey'e sormaya çalışacağız. Çeşitli başlıklar altında. Efendim merhaba merhabalar çok teşekkür ederiz hoş geldiniz tekrar YouTube kanalımızda bugün Ahmet Öncü'yü davet ettik aydatları düşüren site ve apartman yönetim kanalımıza hoş geldiniz Ahmet bey buyurun sorularınızı alalım şimdiden. Evet sohbetimizin başlığı yetiş yöneticim ısınamıyoruz. Öncelikle bunun nedenlerini öğrenelim neden ısınamıyoruz. Şimdi bununla alakalı birçok şey var ısınamama ile alakalı. Öncelikli olarak evlerimiz mantolanmış mıdır? Bunu bileceğiz. İkincisi siz termostatik bir vana taktınız. Termostatik vanamız var mı? Bir termostatımız var mı? Ve e, kombinin bakımlarını zamanında yaptırdık mı? Bunları yaptırdıysak ısınmamak için herhangi bir nedenimiz yok. Büyük ihtimal bunlardan bir ya da birkaçı mutlaka sitelerde ve apartmanlarda yapılmamış durumlardadır. Genelde bakımlarını yaptırmadığımız ayarlarını yaptırmadığımız bu tarz ekipmanlarda problemler yaşamaktayız. Dolayısıyla biz kendimize düşen görevi yaptıktan sonra ısınmamak gibi bir problemimiz olmamaktadır. Bizim nedenimiz bu dört kalem altında sergilenmektedir. Termostat, termostatik vana mantolama ve bakım. Bunları evet. yaptırırsak eğer Gayet güzel ısınırız. Şimdi Ahmet Bey bildiğiniz gibi yani sitelerde oturan herkes bu bahsettiğiniz teknik terimlere hakim kişiler değil. Örneğin bir eğitimci olarak ben ya da işte efendim herhangi bir kişi. Bunları tabii sizden teker teker başlık altında soracağız, öğrenmeye çalışacağız. Tabii bizim e, burada... O zaman e, bu dört kalemi açıklayalım. Evet önce kalemi bunları bir vereyim. açıklayın çünkü Mantolama. bununla ilgili biraz daha böyle insanların ilgisini çekecek teferruat bilgilere değinmemiz gerekecek. Isınma büyük problem özellikle soğuk havaların yaşandığı bu günlerde belki de bir numaralı sorunumuz. Evet. Mantolama ile başlayalım. Buyurun. Mantolama dediğimiz şey nedir? Siz de evlerde biliyorsunuz. Dış cephelerde bir strafor ve ısının yalıtımını dışarıdan gelen soğuklara karşı evimizin içine girmesini engellemek. Birçok siteler Bununla alakalı enerji verimliliği kanunundan dolayı da yapılması gereken bir sistem. Bunu yapmak zorundayız. Birinci sistem bu mantolama. Pahalı mıdır? Pahalı bir şey. Yapalım mı? Isınmak istiyorsak yapalım. Yapmazsak ne olur? O zaman fazla neden para ısınmak öderiz. için çok para ödüyoruz demeyeceğiz. Aynen öyle. He. Neden fazla para ödeyecek demememiz lazım. Mantolama yapmadık. Isımız ısı o ısıya ulaşmak için fazla bedel ödememiz lazım ama yine ısıtabiliriz fazla tutarlarla. Birincisi mantolama. Sonra ne demiştik? Termostatik vana. Bu termostatik vanayı anlatayım. Bu radyatörlerimiz vardır. Hemen ucunda vanalar vardır. Bunlar termostatlı çalışıyor vanalar. Bu bu çalışan vanalar belli bir ayara geldiğinde ısı sıcaklığını kesiyor. Evimiz mesela 22 derece. 22 derece geldiğinde vana kısıyor. Oradan su geçişini engelliyor. Bu ne yapıyor? Evimiz ideal sıcaklığa ulaştı. Daha fazla su dolanmasın. Ki bizim cebimizden fazla su gitmesin. Takmazsak ne olur termostatik vanayı? Fazla para öderiz. Evet. Fazla para ödememek için ne yapmamız lazım? Para ödeyip termostatik bana takacağız. Taktığımızda az ödeyeceğiz ve konforlu bir hayatımız olacak. Takalım mı? E, tabii ihtiyaç. Takalım. Tabi merkezi sistemlerde var mı bu? Merkezi sistemlerde biraz daha değişik. Bu sefer de termostatlar. Oda termostatları. Şimdi oda termostatlarını takan firmalar büyük merkez sistemler büyük olduğu için büyük ihtimal oda termostatları takmıştır. Bu sefer de oda termostatları uygun dereceye ayarlamak lazım. Normalde sen kaç derecede evinin sıcaklığını ayarlıyorsun? 22, 24. Derece. 22. Benim çalıştığım sitelerde 30 dereceye ayarlıyorlar. 30 derece ayarlarsak ne olur? Daha çok kötü. Fazla para öderiz. Fazla para ödememek için ne yapmak lazım? Uygun sıcaklıktaki ayarlara ayarlamak lazım. Memur arkadaşımızın ayarladığı gibi 23 derece ideal bir derecedir. 23 dereceye ayarlayacağız. gideceğiz kazağımızı, kışlık kazağımızı, oturacağız evimizde 23 dereceyle daha uygun rakamlarla hayatımızı idame ettireceğiz. Evet. Şimdi memur olur, iş adamı olur. O tabii kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Peki böyle ortak yaşanılan yerlerde bunun belirli bir standardı var mı? Mesela ya bütün daireler ama. 30 olacak ya da bütün daireler 24 olacak. İşte efendim A blok 8 daire bağırıyor. kardeşim ben 30 derece sıcaklık istiyorum. İşte B blok 7 daire diyor ki biz yanıyoruz 24 derece bana yetiyor. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Bunun kuralı nedir? Bunu Buna kuralı bağlayamayız bağımsız alanlarda Normalde Dünya Sağlık örgütünün bize açıklamış olduğu bir e, rakam var, 20 derecedir diyor. Çok böyle konfor istiyorsanız 22 olabilir diyor. Ama 27'ye 30 dereceler istiyorsak bu sefer ne yapacağız? Kendi cebimizden. Fazla yapacağız. para ödeyeceğiz. Anladım. Fazla para ödememek için ne yapacağız? İdeal sıcaklıklar. Kaç derece? 22 derece, 23 derece. Yeter mi? Yeter. Evet. Gerek yok. Bir Buyurun. sonuncusu neydi? Kombi bakımları. Evet. Ya da merkezi sistemin bakımları. Yaptıralım mı? Para çıkacak. Yaptırmazsak ne olur? Fazla para öderiz. Yaptıralım mı? Yaptıralım. Eğer kombi bakımlarını, merkezi sistem bakımlarını veya da diğer bakımları yaptırmazsak cebimizden fazla para çıkar. Yaptırırsak daha az çıkar. Yaptıralım mı? Tabii, Yaptıralım. Ki. Tabii çok ki. önemli. Dolayısıyla ne olarak? Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz bu işlemlerin hepsi daha az bedel ödemek için cebimizden çıkan daha az bir bedeller. Bunu yaptırırsak ne olur? Daha az para öderiz. Yaptıralım mı? Tabii ki. Yaptıralım. Tabii. ki Yaptıralım. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığımız için. Estağfurullah birkaç sorumuz daha olacak bizim bir sonraki, ile ilgili. Bir sonraki videomuzda onu yapalım. Çünkü izleyicimizi sıkmamak lazım. Öyle 5 mi? dakikanın üzerinde yapmış olduğumuz bütün programlarda izleyiciler 5 dakika yeter. Bir sonraki programda diyorlar. Biz 5 dakikayla sınırlayalım. Bizi de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olursanız müteşekkir oluruz. Ahmet Bey'e de programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Diğer programlarımıza da bekleriz. Çok teşekkürler.